Kilis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 10. sınıf konusu olan optik konusunda küresel aynalar başlığıyla videolarımıza devam ediyoruz. Küresel aynaların yapımı. Önce arkadaşlar buraya kısa bir değinelim. Küresel aynalar nasıl yapılır? Arkadaşlar şöyle küre şeklinde bir içi boş cisim düşünelim. Bunun tam şöyle orta kısmı merkezi. Şurası yarıçap kadar. Bunların arkadaşlar şöyle bir çizgi çizdiğimizde bu yarıçapın tam şöyle iki eşit parçaya bölen noktaya belirlersek biz bu noktalara odak noktası diyoruz. Odak arkadaşlar İngilizce'deki focus kelimesinden gelir. Focus'un face'ini kullanıyoruz. Buralar odak. Bakın tamam yer çaptı. Buralar o zaman R bölü 2 oluyor. Şuralarda şöyle yapalım. Burayı tam buradan iki eşit parçaya böldüğümüzü düşünelim. Bu tarafta bir parçası, diğer tarafta da diğer parçası olsun. Eğer bunun iç yüzeyini parlatırsak çukurayla, dış yüzeyini parlatırsak tümsek ayna oluyor. Burada yine şurası odak, şurası merkez diyelim. Arkadaşlar bakın, odak aynanın tepe noktasından R bölü 2 kadar uzaklıktayken merkez R kadarlık uzaklıkta. O zaman odağın iki katı bizim merkeze eşit olabilir deriz. Tümsek aynada yine odak ve merkezin yeri değişmiyor arkadaşlar. Buradaki R'ye aynanın eğrilik yarıçapı denilebilir. F arkadaşlar R bölü 2 yorum sorularında her zaman gelir. Aynanın odak noktası ışığın rengine falan arkadaşlar enerjisine bağlı değil. Aynanın odak noktası sadece aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Başka hiçbir şeye bağlı değildir. Mesela burayı da açıklamış olduk. Şimdi arkadaşlar kısa bir şeylere değinelim. Özelliklerine. Paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Asal ekseni arkadaşlar bakın buraya asal eksen denir. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Işık tersinir. Tersine doğrudur. O zaman odaktan gelen ışınlar da paralel gider arkadaşlar. Bak şimdi paralel gelmiş odaktan geçmişse demek ki burası odak noktası. Burası R bölü 2 kadarlık uzaklıktadır. Burası da X demiş, buraya da X demiş. O zaman burası R bölü 2 kadarlık uzaklıktadır. O zaman M noktası da merkez oluyor arkadaşlar. Sonrasında şöyle sorularımıza bakalım. Aynanın odak L aynanın odak noktasıdır diyor. Doğrudur. M aynanın merkezidir. Doğrudur arkadaşlar. Işının parlaklığı artarsa odak uzaklığı artar. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Bakın arkadaşlar burada onların özelliklerini daha iyi biliyoruz. Bakın. Cisim sonsuzda ise görüntüsü odaktadır. Cisim sonsuzda ise görüntüsü odaktadır. Odaktaki bir cismin görüntüsü de sonsuzda olacak. Cisim 3F'te ise 3F de ise arkadaşlar yani merkezin dışında ise diyelim. 2F olan yer merkez. Merkezin dışında ise odakla merkez arasında olup görüntü terstir ve cisimden daha küçüktür. Cisim merkezde ise eğer
Görüntüden merkezdedir, terstir, cisimle aynı boydadır arkadaşlar. Cisim odak ile merkez arasında ise, mesela 1,5 F demiş. Cisim odak ile merkez arasında ise merkezin dışında olur. Buranın tersi olacak. O zaman cisimden daha büyük, ters ve gerçektir. Cisim odakta ise görüntü sonsuzda oluşur. Cisim odak ile tepe arasında ise görüntü aynanın arkasında düz ve daha büyük olur. Buradan da arkadaşlar eğer aynanın arkasında olursa görüntü daha önceki videolarımızda sarı olduğunda ifade etmiştik. Bu çukur aynada. Bir de tümsek aynada bakalım. Tümsek aynada özellikleri çok fazla yok. Cisim sonsuzda ise görüntü odaktadır. Cisim sonsuzdan birazcık gelmişse arkadaşlar görüntü odak ile tepe arasındadır. Ve yine sanaldır, düzdür arkadaşlar. K noktası ışık kaynağı odak noktası F olan tümsek kaynağın önüne şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre K ışık kaynağı tümsek kaynağındaki görüntüsü hangi nokta üzerindedir? K ışık kaynağın tümsek kaynağı görüntüsü. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Buradan sanki bir şöyle bir cisim varmış gibi düşüneceğiz. Odaktaymış. Bunun çizimi nasıl yapıyoruz? Odak burada 2F, 2 birim uzaklıkta ise burada da odağı burasıdır. Şimdi bir tane paralel çiziyoruz. Uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır arkadaşlar. Hatta bunu şöyle gösterebiliriz. Sanki burası şuradan düzmüş gibi. Bir de arkadaşlar tepe noktasına göndeririz. Tepe noktasına gönderdiğimizde tepe noktasıyla eşit açı yapacak şekilde yansır. Kesiştikleri yer burasıdır. Görüntü burada oluşur. Bu her zaman arkadaşlar odak ile tepe arasında olur. Cisimden de küçüktür görüntünün boyu. Ne diyor cevabımız o zaman? 5 olmuş oluyor. Bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.